Erdoğan bolca yapılıyor televizyonlarımızda. Fakat biz nesini ilginç bulduk? Belma Belen isimli bu güzel tatlı sunucu hanımın konuştuğu kız Belma Belen'den çok daha ümit verici. Çok daha ümit verici bir kız. Beraberce izleyelim. Gölbaşında mı doğdun? Evet, burada doğdum. Ablam başka yerde doğdu. Ablan nerede doğdu acaba? Kırmızı ev var burada, onda doğdu. Kırmızı ev var, ablan orada doğdu. Sen kırmızı evde doğmadın mı? Evet, ben burada doğdum. Şurada. Burada, parkta. Hayır. Hangi evde doğdun? Ne renk evde doğdun? Bir tane beyaz ev var, orada doğdum. Ha, sen beyaz evde doğdun. Ablan da kırmızı evde doğdu. Ablan nerede? Evet, bu bölümden de anlayacağımız gibi Belma Belen hiçbir şeyi anlamıyorken kız çok güzel ifade ediyor ve Belma Belen gittikçe kıza sarılarak ve yani bir yerden sonra hani bazen çocuklar çok akıllı olduklarında onu onları çakarak gömmek isteriz ya, öyle bir tavra giriyor, görelim. Ablan da kırmızı evde doğdu. Ablan nerede? Ablam okulda. Ablan okulda, sen pikniktesin. Oo, ne kadar güzel. Peki Gölbaşı'nın nesi ünlü? Bilmiyorum. Bilmiyorum, ben küçüğüm daha, o kadar bilemem Gölbaşı'nın nesi ünlü. Ben sadece ne yedim onu bilirim diyorsun değil mi Ceren? Ceren değil ismim ama. Hay Allah, ismi Ceren değil, ben de yanlış söyledim. Belma Belen hiçbir şeyi kıvıramıyor ve çocuk onun kendisini yere çakmak istemesine rağmen izin ver yaşayayım diyor. Yani bu bazen bu televizyonculuk zor bir şeydir işte böyle. Bazen çok zeki bir bebeğe rastlarsın, başına bunlar gelir, devam. Hay Allah, ismi Ceren değil, ben de yanlış söylüyorum. Beren'di değil mi? Çok özür dilerim Beren. Affettin mi beni? Evet. Tamam, ama sen çok tatlısın biliyor musun? Dön. Şimdi geldik Seda Sayan fotoğraflarına. Yani şimdi insan evladı birçok yeni projeyle uğraşıyor değil mi? İşte CERN deneyi bunlardan biri. Efendim Mars'a değil mi gitmek, Mars'ta bir koloni oluşturmak da bunlardan biri. Fakat bunlardan, bu deneylerden hiçbiri Seda Sayan deneyi kadar önemli değil. Seda Sayan bize bambaşka bir deney sunuyor, görelim. Bakınız bu Seda Sayan. Bu Seda Sayan deneyi. Yani önce bir kurabiyeye dönüşeyim, daha sonra bir nedir şu eskiden, sen biliyorsun hani yerdik, eski muhallebicilere giderdik, su muhallebisi. Su muhallebisi vardı, köşelidir böyle ama ve lakin gül suyu dökülür. Bizim mahallede hep ondan satarlardı yaşlı kadınlar. Roman mahallesi. Evet, evet. Seda Sayan yavaş yavaş bir su muhallebisine dönüştü. Su muhallebisinin güzel tarafı çok gelenekseldir. Bilmiyorum yiyor musunuz? Yaşlar yerdi. Ben çocukken de yaşlar yerdi. Ben de yaşlanınca birkaç kere yedim. Gül suyu dökülür. Aynen, aynen. Evet. Aklıma geldi ama. Ve yani Seda Sayan bir su muhallebisine dönüştükten sonra 3,5 yaşına geri döndü. Bu deney çok önemli insanlık açısından, görelim. Sayın Damla Aslan, Enes Fatur Sungur Tekin'i eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Enes Fatur Sungur Tekin, Damla Aslan Alp'i eşliğe kabul ediyor musunuz? Şimdi bu çocuğu programa çağırdık. Galiba benden çekiniyormuş. Aldığım istihbarat o yönde. Halbuki filmi çıkmıştı. Gelsin programa bakalım tanıtımı dedik. Tanıtımı yapılacak. Evet, tanıtımı olsun diye. Fakat film de galiba pek tutmadı. Arzu edilen gişeyi sağlamadı. Normaldir. Bu sadece bu çocukla ilgili bir şey değil. Zaten şu anda filmini piyasaya sürmeye çalışan, eskiden çok iş yapan filmlerin de sahibi olan çok önemli komedyenler, çok önemli şirketlerde şu anda
tereddüt ediyorlar. Bu bizim toplumumuzun şu andaki problemi. Dünyada yaşanan bir problem değil. Ama bizde patlamış mısır krizinden bu yana devam eden bir şey var. Maalesef ki hem gençlerimiz hem toplumumuz sinema salonlarını terk ettiler. Bu güzel bir şey değil. Güzel bir şey değil. Biz keza çok mutluyuz. Biz bir sinema salonu değiliz. Biz bir müzikal ve tiyatro salonuyuz. Mecidiyeköy Dada Salon olarak ve Bodrum'daki dükkanlarımız olarak. Ama ve lakin ben sinema salonlarının boş kalmasından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü bunlar teknolojinin bir sonucu değil. Teknoloji sonucu olarak bakmayalım. İşte efendim evde televizyon seyrediyoruz da Netflix var da falan filan. Bununla alakası yok. Aslında bütün dünyada sinema salonları doluyor. Ama biz Kültür Bakanlığı'ndan başlayarak ve yapımcılardan ve sinema sahiplerinden devam ederek eğer sinema salonlarımızı boş bırakırsak bu bizim ayıbımız ve gerizekalılığımız olacak. Böyle bir şeye imkan vermemek lazım ve dolayısıyla bu çocuğun da Enes Batur'un da durumu böyle oldu. Belki de daha iyi bir dönemde daha çok iş yapabilirdi. Tatlı bir çocuk. Tabii ki tatlı bir çocuk olmanın yanı sıra bütün bu magazinsel şeylerden medet umuyor. Ve belki de gerek var gerek yok. Yargılamak bana düşmez. Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in programında bunlar işlenebilir. Devam. Enes Batur dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Ama evliliğine kimse inanmadı. Enes Batur nikah masasına oturdu. Evlendi mi? Evlenmedi mi? Vizyona girecek bir filmi var. Bence filmle alakalı. Evliliğinin kanıtı değil, filminin reklamı. Acaba o filmin düğün sahnesini mi çektiler akşam? Eğer bu film sahnesi ise. Çok kötü bir şey. Belki de evlenmedi. Şimdi bak, buna bayılıyorum. Çocuklar bu güzel bir şey. Yani memleketin ipinde olmayan, ipinde diyorum dikkat çekiyorum. İpinde olmayan şeyleri sabah sabah değil mi? Eskiden ne vardı? Sabah sabah Seda Sayan değil mi? Şimdi sabah sabah magazin var. Sabah sabah magazinlerde bu çocuklar, bu kızlar, bu oğlanlar sanki bütün gece bunu düşünmüşler gibi. Ulen Enes Batur gerçekten evlendi mi? Çek elini, uyku tutmuyor. Çek. Çek Enes Batur gerçekten evlendi mi diye. Enes Batur. Evlendi mi diye Batur. Bunun derdine düşmüş gibi sabahından kalkıp da bunu yansıtmıyorlar mı ekrana? Buna bayılıyorum. Sanki bütün dertleri buymuş gibi. Bir an olsun dertlerden, tasalardan uzaklaşmıyor muyuz? Bir an olsun. Bak kredi kartı borcun birikmiş, elektrik faturası gelmiş, banka bilmem nesi cartı curtu, ıgırı bıgırı falan filan, maaşa yazam gelmemiş. Efendim işte yeşil sovanın fiyatı bilmem ne olmuş. Bir an için, bir an için bundan uzaklaşıyorsun. Enes Batur gerçekten evlendi miye, değil mi? Buna dalıyorsun değil mi? Öyle değil mi? Evlenmedi. Tamam. Yani bunun şeyini yaşamıyor muyuz? Bu Enes Batur'a ne oldu diyerekten falan. Evet, maalesef sabah magazinde herkes bunu konuşuyor. Evet. Ben tanımıyordum ki o çocuğu. Ha? Ben de tanımıyordum ama o kadar üzerimize geldiler ki tanımak zorunda kaldık. Aynen. Yani bu yüzden beynimden Dostoyevski'nin bir kitabı gitti. Yani bu yani bir şey geliyor onun için bunun bir kapasitesi var. Bu da bir hard disk çalışıyor yani. Bu Enes Batur yüzünden bir Dostoyevski kitabı gitti beynimden yani. O kadar çok bununla ilgili haber okudum ki. Devam. Evlenmedin. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Biletin kafasını karıştırdın ya. Yoksa gerçek bir düğün mü? Ekip olarak bir muamma yarattılar. Kafamız çok karıştı. Aa, bence evlendi. Gala gününde de röportaj verirken demiştim ki %100 net bir şeye kavuşacaksınız demiştim. Kanıtlarıyla ispatlayacağız demiştim. Aslında yalan söylemedim. Kanıtlarıyla evliliğimizin gerçek olmadığını, sadece arkadaş olduğumuzu kanıtlıyorum. Öyle değil mi? Biz arkadaşız. Sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Aynen. Tamam hadi kes. Ne oldu? 4. Sonunu sevmedim. Kıza yaptığını sevmedim. Hakikaten kıza yaptığını sevmedim. Çünkü güzel bir kız, bir erkek de bunu yapmaz. Ha? Değil mi? Yapmaması lazım. Yani bir kıza bu yapılmaz. Bu karşınızda gördüğünüz adam neler yaptı? Hiç böyle bir şey yapmadım yani hayatımda. Evet, siz ne düşünüyorsunuz şekerim? Yani sen bunu alırdın,
Ten ten ten. TikTok. Sen bunu bir benzetirdin ki, kesinlikle. Bir benzet. O göz kırpışı, o kıza efendim, o kinayeli. Alsın kızı bıraktı gitti, millete tokat attı. Film tutmadı yavrum. Şampiyon kim sence? Bence kız şampiyon. Bravo. İşte mahallenin abisi abi. Sana bayılıyorum, sana bayılıyorum. Devam. Çocuklar bunu niye yapıyorsunuz? Bu ne ya? Yani insana eziyet vallahi billahi ya. Yani insana eziyet. Neydi bunun adı? Kapanmadan kapanmadan kazan. Vallahi o kadar üzülüyorum ki. Ama iyidir, aksiyon var, güzel, devam ediyor. Bu bütün dünyada tutan formatlar. Bizde tabii zeka seviyesi o kadar düşüyor ki bir süre sonra genel yayın yönetmenlerinin de bu zekada konuştuğunu fark ettim televizyonculuk hayatımda. Yani bir genel yayın yönetmeniyle oturuyorum, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tamamen kapanmadan kazan zekasında bir şey yutmaya çalışıyorum. Ya, korkunç bir şey. Yani üzülüyorum. Ulusal televizyonların genel yayın yönetmenleri için çok üzülüyorum. Devam. Dedim. Çık dedim. Demedin. Nasıl demedim? Şu an... Neyden? Fi'den mi söyledin? Sibemol'den mi? Duymuyorum ki. Abi çık dedim. Biraz tanıyabilir miyiz? Tanıyalım. Ben sosyal medyada... Şimdi burada bir kız var. Ve işaret dilinde tercümanlık yaptığını söylüyor. Bunu özellikle inceleyeceğim. Görelim. Sosyal medyada işitme engelliler için şarkı çevirisi yapıyorum işaret dilinde. Metis'sin. Teşekkür ederim. İşaret dilinde bu şarkıyı bize nasıl gösterebilirsin? Ya şarkıcı kız da, şarkıcı kız da şeye benziyor. Ne o? Sevilay mıydı kızın adı? Ne onun adı? Merilay. Mininay. Serenay. Özür dilerim, ismini şey yapamadım. Ninay, Serenay, Sarıkaya. Sarıkaya. Çaykaya diye oradan nasıl bana sorar? Çaykaya. Evet. Ondan sonra Serenay Sarıkaya'ya benzeyen bir şarkıcı var. Bu kızımız da onu işaret dilinde şimdi bize aktaracak. Görelim. Bize nasıl gösterebilirsin? Ya aslında bu şarkı zor bir şarkı. Birazcık söylersen yapabilirim aslında. Biraz söyler misin bize? Tabii ki. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, mühim hayatımda. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana kıyamam. Dur. Şimdi burada bir mesele var. Biz bu işaret diliyle çeviriyi ilk başlatan televizyoncularız. Senelerdir. Ve bizden önce... Sadece bir haber programında bu vardı. Daha sonra biz iki işaret dilinde tercüme edecek hanımla buluştuk. İlk başta onlarla başladık. Daha sonra Nesloş'umuz, Nesliye Hanım'ız şu anda ekranda görüyoruz. Sağ olsun bizimle birlikte çalışmaya başladı. Ve bir yandan bunu çok önemsiyoruz. Bunun Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz. Bir yandan ne güzel ki böyle bir tavsiye kararı da var. Sanıyorum Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun artık televizyonlarda bunun zorunlu hale gelmesini istiyorlar. Bu yaygınlaştı. Ama bir yandan da şu konuda uyanık olmamız lazım. Yani insanlar genelde işaret dilini bilmiyorlar, tanımıyorlar diye her önüne gelenin yaptığı da doğru değil. Burada bizim incelememize göre çok güzel bir hanım bu çeviriyi yaptığını söyleyen hanım. Çok tatlı bir hanım ama yaptığı şey doğru değil. Doğru bir çeviri yapmıyor. Bunun için şimdi alkışlarımızla sevgili Neslihan'ı buraya masaya alacağım ve bize doğru çeviriyi yapacak. Alkışlıyoruz Neslihan'ı. (Gülüyor)
geldiğin için. Lütfen oturur musun bebeğim benim? Hakikaten Nesloş'un bu işin bir militanıdır. Gerçek anlamda militandır. Bunu çevirmek için yıllardır bizimle beraber ve hiçbir şey gözetmeden bizimle beraber bu işe gönül verdi. Ve bununla ilgili olarak bütün duymayanlar evet. çevresinde de hakikaten hak ettiği bir şöhrete sahip. Şimdi bu kızımız doğru bir çeviri yapmıyor. Maalesef. Gördüğümüz kadarıyla. Burada ne söylüyor? Kıyamam. Kıyamam. Zevk. Kıyamam şarkısını söylüyor. Bunun çevirisini şimdi orijinalden dinletip senden alacağız lütfen. Teşekkür ederim. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi tabii bunu buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Çünkü biz Nesloş'la başladığımızda ben ona tabii ki programlarımızda konuşulanları çevirmesini istedim. Sonra Nesloş durup dururken kimse ondan talep etmediği halde şarkıları da çevirmeye başladı. Sonra yaptığımız bir duymayanlar programında bana dediler ki yine onun çevirisiyle ya biz yıllardır işte tek kanallı dönemden beri bu birileri çıkıyor şarkılar söylüyor millet de hoplayıp zıplayıp çok eğleniyor el çırpıyor. Ya bu şarkıcılar bir şey söylüyor da bu dinleyenler çok eğlenip böyle hop oturup hop kalkıyorlar herhalde çok mühim şeyler söylüyorlar diye düşünüyorduk ve üzüntü duyuyorduk. Çünkü şarkıların hiç ne dendiğini bilmiyorduk. Ama ne zaman ki Nesloş bunları çevirmeye başladı hiçbir üzüntümüz kalmadı. Çünkü o kadar gerizekalı laflar ediyorlarmış ki niye biz bunlara bakıp da üzülüyorduk diye düşünmeye başladık dediler. Hakikaten böyle bir tik tak tik tak. Tik tak evet bravo. Böyle bir hizmet oldu. Şimdi yanınızda Nesloş'la beraber bir sınava girmek istiyorum. Yani senin sınavına. Bakalım. Her şeyi mükemmelen çeviriyor. Bu arada Kuantum programı çevirdi geçen gün. Ya düşünün bir takım profesörler gelmiş ben ne dediklerini anlamıyorum o çeviriyor. O kadar acayip programlar çevirdi ki benle beraber ve inanamıyorum bu kadına. Yani o bize Allah'ın bir lütfu hakikaten. Mükemmel bir şey. Peki. Tatlım. Şimdi Nesloş seni bir şeye sokuyorum. Sınava sokuyorum. Hadi bakalım. Bülent Serttaş'tan Bodrum'u çevireceksin. Hazır mısın? Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Devam ediyorum. Yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Kurumuş yüreğim bir namazsın. Bir bakarsan sırına soluna. Kim beni dertleri anlarsın. Hadi şimdi asıl sınav geliyor. Bunu çevirirsen büyük ödül. Dikkat. Çevirilmesine imkan yok. Dikkat. Kızım çok zor. Bu çevrilemez artık yani. Bravo. Peki. Devam ediyoruz. Bir dakika. Birazcık bekliyorum. Çünkü Nesloş'un alt kata bizim bu kabaremiz 3 kattan oluşuyor. Bir üstte kabaremiz var. Yani çekimi yaptığımız yer. Alt katta kulübümüz var. Nesloş'un bulunduğu yer. Onun altında da rejimizin bulunduğu yer var. Oradan sonra magma tabakasına doğru iniyoruz. Peki. Nesloş yerine ulaştı. Harikuladesin bebeğim. Bir de evet, evet hızlı da gidiyor maşallah. Pekala. Geldik Kanal D Haber'e. Buyursunlar. Binali
Yıldırım dün akşam TV 100 kanalında Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlarken hem stüdyodakileri hem de izleyenleri güldürdü. Size gülmek çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ne ısmarlayayım? Kanal D Nestoş'u bulurlamış. Yani Kanal D orijinalinde duymayanlar için tercüme yapan insanı bulurlamış. Dolayısıyla bundan sonra tavsiye ediyorum Nestoş'u neyle gireceğiz? Söyle, VPN'le izleyebilirsiniz. Pekala çocuklar, seçin bakalım birer tane, sorularınız gelecek. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. LGS sınavındaki sorular büyüklere, eyvah, olgunlara bir sayfa çekmelerini istiyoruz. Bir tane çek. Bir tane bakayım seninkine bebeğim. Seninkisi Türkçeden gelecek. Peki. Ben ilkokul tahsilliyim. Mükemmel. Eğitimlisin maşallah. Bir tane de Kobra Murat'a çektiriyoruz. Roman Mahallesi'nden geldi. Evet. Ver bakayım bebeğim. Tamam, bu da güzel. Bu da seninki. Şimdi önce Kobra Murat'ınkini soruyorum. Kobra Murat'ınki inkılap tarihi ve Atatürkçülük'ten geliyor. Hazır mısın? Hazırım Kobra hocam. Evet. Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık, vatanseverlik. B. İleri görüşlük, vatanseverlik. C. Kararlılık, inkılapçılık. D. Birleştiricilik, inkılapçılık. A gibi geldi bana. Evet. Alkışlıyoruz. Hocam. Bak gördün mü? Gördün mü? Girsen başarılı olacaktın İnşallah. LGS'de. Evet. Şimdi efendim sizinki geliyor. Bizden çok yüklen cümlelerde. Ben de Murat Övüç'e tercüme ediyorum. Öznenin bütün bir daha başla. Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle. Cevabı verdim. Cevabı verdim. Mükemmelsin. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Tabii de derece. Tabii. Tabii. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? Direkt beni anlatıyor. A. Tarlaya tohumlar Ekim'de atılacak, ürün Haziran'da toplanacak. B. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. C. Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. D. Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. B. Bravo! Alkışlıyoruz! Alkışlıyoruz konuklarımı. Murat Övüş ve Kobra Murat. Harikulandesiniz. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Sen söz yazıyorsun. Bir tane sevin, bir söz yazacaksın. Bir şey... Sonuna kadar kullan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bana da bir hal geldi. Yargılama. Hiç istemiyorum. Ay yaşlanmış, çok fena olmuş. Çok fena olmuş. Başarılı müzisyen Harun Tekin. Ha bir dakika, yeri gelmişken söylüyorum.